...için yapmıyorum. Hakikaten diziler düzeleceğine her defasında daha da fazla acayiplik yaşanıyor. Ve işte birazdan bir tane de değil, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en saçma sahnelerini izleyeceksiniz. Hatta saçma da etmez... Ooo oh, severiz. ...çelimeyi siz bulun. Dinlene dinlene izleyin çünkü videonun her yerinden başka bir acayiplik fışkıracak. Annenizi saklarken. Ha? Evet, dizinin adı bu azıcık daha saklasalarmış da görmeseymişiz dediğimiz dizi bir anne ve babaları tarafından terk edilmiş 3 çocuğun yaşadığı evde başlıyor. Ve işte dizinin en başında kapıya annemizin daha önce 3 çocuğunun olduğunu söylemediği sevgilisi geliyor. Ve erkek karşısında üç çocuk görünce de çiçeği yere atıp kaçmaya başlıyor. Niye? Çocukların ayakları mı tersmiş? Yok. Çocuklu sevgili adama ters. Peki bu annemiz ne iş mi yapıyor? Boş zamanlarında bir moda evinde çalışıp esas işi olarak da zengin koca arıyor. İşte bu dizimizde de kadın yine mağdur ve mağdur olduğu için zengin kocaya ihtiyacı var. Koca, zengin koca. Zengin koca demiş miydim? Çok zengin koca. Sıkı durun çünkü bu kadının mağduriyeti botoks. İşte zengin koca bulabilmek için botoksa botoks yaptırabilmek için de zengin kocaya ihtiyacı olduğundan. Ah, <laughs> işimiz sıkıldı artık zengin koca duymaktan ya. <laughs> Böyle bir botoks inception'a girmiş. Geldiler bana yine. Ya. Sadece çalışıp geçinmeye ne oldu canına yandıklarım? Bunu daha önce de konuştuk. İlla bir kadını bir adama promosyon ürün gibi bantlamak zorunda değiliz. Sen de yapabilirsin demeye, umut olmaya, dudağın değil beynin kıvrımıyla yükselmeye ne oldu? Bu ülkede patron olan, kendi kendine zengin olan bir kadın yok mu kurban oldum şimdi? Çılgın çıkacağım. Ama teyze dedikodusu olmayan konudan dizi çıkmaz değil mi? Siz de haklısınız doğru. Hı? Ha? Bari işe yarıyor mu botoks? Ayıpsınız. Karakterimizin çalıştığı moda evine. Harbi ya Murat Söğeri bir dizi çekmesi yok mu ya? Hani şöyle bir anda şunu hayal ediyorum. Murat Söğeri e bütün imkanları bir anda biri çıksa sağsa dese ki sana şu kadar para. Ondan sonra şu 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 senaryo da sende. Biz her türlü imkanı sağlıyoruz sen dizi yapacaksın. Çok merak ediyorum nasıl bizi çıkar ha. Harbi çok merak ettim. Sosyeteden zengin bir kadın. Ya yapıp yapam yani adamın işi o değil tabii ki de ama Bakış açısını çok merak ederim mesela. Senaryo nasıl müdahale ediyor? Sahnelere nasıl girişiyor? Nasıl oluyor? Elbise dikme işi geliyor. Ve başrolümüzde onun evine gidip... Bence yapar bu arada. Kocasıyla evleniyor. Ne oldu lan tamam, dur. Tam Bir oldu. dakika dur. Dudan değil beynin kıvrımıyla yükselmeyen ne oldu? Bu ülkede patron olan, kendi kendine zengin olan bir kadın yok mu? Kurban oldum şimdi. Çılgın çıkacağım. Ama teyze dedikodusu olmayan konudan dizi çıkmaz değil mi? Siz de haklısınız doğru. Ha? Bari işe yarıyor mu botoks? Ayıpsınız. Karakterimizin çalıştığı moda evi. olabilir evine, oğlum yallah ben de muhabbet ediyorum. Yapar yapmaz dikme işi geliyor ve başrolümüzde onun evine gidip kocasıyla evleniyor. Tamam, tam olarak sıralama böyle olmadı ama en nihayetinde böyle oldu. Ya biz kocasından boşanıp kocasının sevgilisinin babasıyla evlenen ve daha sonra da eski kocasının metresiyle aynı evde yaşayan kadın gördük derseniz onda da haklısınız. Ama daha anlattıklarım hiçbir şey değil de yemin ediyorum daha videonun başında yoruldum. Tabii siz e, o Garip mesela Murat Soner'i ben izliyorum. Seviyorum da bazen böyle abartı yaptığı şeyleri de görüyorum. Söyle konuşuyoruz zaten. Çok da seviyorum bu arada. Ama birçok kişi de eminim sevmiyordur. Ya yani sevmemeyi anladınız. Hani işte sosyal medya babında sevmemek. E ama ben eğleniyorum ya. Yani bazen çok güzel geçiriyor çünkü. Bazen ayarında geçiriyor. Bazen abartıyor. Oluyor bir şeyler ama keyif alıyorum ben. Genelde yemek yerken izliyorsunuz beni, lavaşı dürerken bu anlattıklarımı 10 dakikada izleyip dinlemek... Ama bak davranışları bilhassa öyle, yani toksiklik yapıyor zaten, böyle hani dalga geçiyor anladın mı? Dalga geçerek yapıyor, tiye alıyor, o yüzden birçok kişi itici geliyor olabilir. Keyifli oluyordur da, ben bunları bayık, minimum bayık bakıyor, 300 dakikada küçümsüyor. izliyorum. Neyse ama yine de sizi 290 dakikadan kurtarmakta kalmayıp, şimdi bir de beni izlerken yediğiniz yemeğin, yarı fiyatından kurtaracağım. Aslında trend Evet artık trend yoldan yemek siparişi de veriliyor. Her reklamda geçiyoruz burada da geçeceğiz tabii şimdi. Trend yol gol <laughs> sekmesine tıklayıp oradaki yemek... İçinde ağzınıza layık ne varsa. Tamam. Bak bak trend yolda gördün mü ne kampanyalar varmış. Tamam çok da şey yapmayalım. Biz dönelim diziye. E hani bizim en saçma sahneler? Derseniz az sonra geliyor. Başrolümüzün en büyük kızı da annelerinin yapamadığı ortak yapan, Yani kardeşlerine annelik yapan bir abla. Bunu başlatan da daha... trend yol mu? Ha benim yayınımın başlığı. Oğlum o başka bu başka şimdi. Ben kendi alanımdayım. Bu başka alan. Bu duble oluyor. Çift yazmıyor yani anladın mı? Sonra okulda en küçük kardeşinin öğretmeniyle görüşürken görüyoruz. Öğretmen diyor ki, kardeşinizin otizmli olmasından şüpheleniyorum. Mutlaka bir doktorla görüşün. Kız da bunu annesine söylüyor. Ama anne zengin koca krizine girdiğinden böyle bir gözü kararmış dünyayı görmüyor. Ve derken başrolümüz elbise dikimi için ölçü almaya gittiği zengin bir kadının evinde evin erkeği de ölçüyü alıyor. Ve diyor ki evinize götüreyim icabında. Kadın da yine diyor hay hay ve eve giderlerken de hay Allah birden bir sıcaklık bir kaynaşma. Bir kafede sohbet derken tam botokslar yerini bulmuş birden başrolümüzün aklına Çocuğu doktora götüreceği gelmesin mi? Ama kadın zengin kocayı yarım doz aldı ya. Bir ufak sersemliyor ve çocuğu okuldan alıp doktora götüreceğine çocuk parkına götürüyor. Kız da annesine gelip "Kardeşim o tezin olabilir. Doktora götürelim." deyince de kadın "Hazır mısınız?" parkta oğluna şöyle sesleniyor. "Can, oğlum sen otistik misin?" Ya sizin annenizi saklasınlar. Bir de ben sorayım. Ya siz ne yapıyorsunuz? Bu nasıl bir soru? Bu nasıl bir kurgu? Dersin ki oradan oraya oğlum aç mısın diye soruyor. Oğlum sen otistik misin? Tamam orada diziyi çekenler bölümü yetiştirebilmek için ne verirlerse yapıyor. Hiç sorgulamıyor. Anladık da. Oynayan da mı sormuyor? Hocam bu soru normal mi diye. Çocuk da ne yapsın? 30 metre öteden o kim diye cevap verince annesi de otizmli olmadığına karar veriyor. Şimdi sorsanız derler ki aslında biz bunu bir farkındalık için mi? Hmm, farkındalık. Yani farkındalığın nasıl yaratılmaması gerektiği konusunda bir farkındalıksa o çok güzel oluştu. Ve daha sonra zengin koca nedir ve nerede bulunur konusundaki farkındalığımızı arttıran dizide anlıyoruz ki başrolümüz gururlu ve namuslu. 10 dakika önce... Oğlum bu tek diziden gidiyor bu bütün derleme değil miydi bu ya? Ya tanıştı adam... He pardon <laughs> başlık okuma kabiliyetime sıçayım. Tüm zamanların en saçma sahneleri tek dizideymiş. Ben onu sandım ki bir sürü miksledi. Bir kafede sohbet ederken dudağındaki çikolatayı sildiren karakterimiz evli bir erkekle. Hayatta beraber olmam diyor. Allah Ama abi. arkadaşı da durur mu? Yapıştırmış cevabı. Yani böyle evli barklı, kelli felli adamı buldu seni ikinci kadın yapacak. Sen öp de başına koy. Evli, barklı, kelli, felli. Kocayı buldun seni ikinci kadını yapacak. Öp de... Başına koy. Yeminle artık benim tükürüğüm tükendi. Şu diziler tükenmedi. İşte arkadaşından bu cümleleri duyan başrolümüz. Yok ben evli adamla birlikte olmam derken. Daha önce çikolata kalan dudaklarda. Bu sefer de peçete kalmıyor mu? Ben diyorum aslında Netflix'e laf atıyoruz falan ama en azından istediklerini rahat rahat yapıyorlar. Bizimkiler gibi peçetelerin arkasına saklanmıyorlar. Peki kardeşinden önce annesini doktora götürmesi gereken kız ne yapıyor? Ne yapsın? O da ponçik ve duyarlı bir kız olarak kazayla zengin erkek bulmaya mahkum ya. Annesini görmek için çalıştığı eve giderken bir de ne görsün? Evin hanımı elinde ekmek bıçağıyla yanından geçip evin dışında açık havada harekili keyfi yapacakken ona mani oluyor. Ve tam o esnada evin yakışıklı oğlu da gelip bıçağı alırken kız şak diye oğlana yapışmasın mı? <laughs> ya kuzum <laughs> Kız adama buzdolabına yapışan magnet gibi yapıştı ya. Kadın ortadaydı, o oradaydı, bu burada. Kadın aradan... <laughs> ben bu arada bıçaklandı sandım ha. ...diye çıktı. Kardeş, kardeş. Hadi anladık, fantazyanızı yapıştıracak yer arıyorsunuz. Hadi izyenin aklına, mantığa, fizye, hiçbirine saygınız yok. Anladık, da. İntihar eden kadın nereye gitti? Orada kendine soktuğunu ölüyor mu? Kimsenin umrunda değil. Ama oğlan daha sonra durur mu? Doktor ne? Dizi beni sardı bu arada demiş. Kızın barist olarak çalıştığı kafeye gidip, kıza bir kitap veriyor. Kız da o kadar saf ve iyi niyetli ki, o kitabın arasındaki kitap kadar kalın zarfı, arkadaşı fark ediyor. Bir de ne görsünler, zarfın içinden sus payı olarak, 10 bin lira para çıkıyor. Ve bilin bakalım, o paraya ne oluyor? Şaka yapıyorsun, tamam. O kadar da değildir, yapmamıştır, <laughs> yapıyor. Kadın evde bulduğu o 10 bin lirayla, yine gidip, botoks yaptırıyor. Work, work, work. Hadi bakalım. Evet. evet, kadın kimin olduğu fark etmez. Aa para deyip botoks yaptırmaya gidiyor. Botoks? Oh be kendime geldim kızım ya. Hangi parayla? Faturaya zarf bulmak için çekmeceni bir açtım para buldum. Kim bilir ne zaman koydum onu oraya. Hı, hmm, sanki kışlık montunun cebinden 20 lira çıkmış. Üç çocukla geçinemiyorum diye. Yani kadın 10 bin lirayı unutmuş. Gerçi kime diyorum de kadın oğluna suluk yerine bebekliğinden kalma biberon verdiği için oğlu okuldaki arkadaşlarından dayak yiyor. Bebe işte bebe Ama bilin bakalım. Topsik, toksik toksik bize delim. Neyle? Sabaha kadar beklesem doğru cevabı veremezsiniz. Kadının oğlunu, arkadaşları boklu bebek beziyle linç ediyor. Evet yanlış duymadınız. Okulda biberon kullandığı için onu bebek olmakla aşağılayan çocuklar kendi atlarından çıkardıkları boklu bebek bezlerini çocuğa atmışlar. kendi atlarından çıkardıkları bezleri. Burundan alıyoruz. Ağızdan veriyoruz. Ama yine de çıldıracağım. Şu dizileri izleyip bunları bir tek ben görüyorum ya. Ya sen şimdi bırak otobotu da birbirine Lego parçası gibi geçenler vardı. Onlara ne oldu derseniz. 7 bölüm sonra. Yatakta biten gece. Gece ayı kafayla kendiliğinden gelişen olayın sabahında kimse olanlara inanamıyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Dersin ki çocuğun dudağında yetmişlik rakı var öpüşürken patlıyor. Sabah da kalkınca ay ay dün gece ne oldu? Ya bu şey değil mi? Hem ayranım dökülmesin hem rütük ekşimesin. Ama bunun için böylesini görmediniz diyemeyeceğim. Çünkü çok daha fazlasını gördük. Bakın zamanında bu çifte gece yanlışlıkla birlikte olmuştu. Ben rüya görüyordum ki ne oldu? Ben de rüya görüyordum. Ben kesin rüya gördüm. Evet. Ya insanın gece kolu çarpabilir, bacağı çarpabilir, kafası çarpabilir de. Şimdi konuşturmayın adamı. Neyse biz dönelim mevzu. Adamda tabir kalmamış fark ettiniz. Dubai <laughs> diziyi. Ve kendi evinde operanın hayaleti gibi gezen kadın mevzuya uyanıyor ve kadına diyor ki o adam bir ruh hastası kaç kurtar kendini seni de yakacak. Ama evde kan revan gezen, kocasının kafasına şamdanla vuran kadına kimse inanmadığı gibi başrolümüz de inanmıyor. Ve sonunda kıyafet bitiyor ve bırakın keman çalmayı, daha önce keman bile görmemiş çalgıcıların keman çaldığı, hatta bazen çaldığını sandığı evlilik yıldönümü kutlaması başlıyor. Ama muhtemelen gerçekte orada şöyle bir ses duyuluyor. İşte sanırım bu sesten dolayı içeri şu bakışlarla kadının en yakın arkadaşına giriyor ve dakikalar sonra evin hanımı kocasına sana hediye vereceğim Ulan deyip Ulan bu çocuk bizim ajanstaydı bu küçücüktü ya Amerikalı. Ne zaman büyüdü bu kadar da dizlerden? Bak sen kerataya falan dönüşüyorsun. Küçücüktü lan. Giriyor ve dakikalar sonra evin hanımı kocasına sana hediye vereceğim deyip başrolümüzün elinden tutuyor ve kafasına dayadığı silahla intihar ediyor. Sadece bir bölümde yaşanan bunca şeyden sonra adam da gidip kadının suratındaki kanı yalıyor desem şu an kimsenin umrunda olmaz ha. Yal yani. Ve kafasına sıkmış kadını trafik kazası geçirmiş gibi götüren ambulans ekibi gittikten sonra da cenaze düzenleniyor. Ve işte ölen kadının en yakın arkadaşı da cenaze çıkışında karakterimizi uzaktan izliyor. Zannediyoruz meğerse kadın artık arabanın içinde ne yaptıysa hava almak için durmuş. Camı kapamadan önce oksijeni çekip Ondan sonra camı kapatıyor. ya on... Bak <laughs> buralar işte şey artık hani sıkım kısımları hani. Buradan Ondan da vurayım. Ondan değil. Aklımıza neler geliyor. Yani çok belli olmasa da aslında oyuncumuz kötü bir karakteri canlandırmaya çalışıyor. Çünkü... Ya burada aslında kendi esprilerini giyini yapıyor. Yani diziyi eleştirmek için değil sadece. Komiklik olsun diye de yapıyor. Çünkü meğerse kadın en yakın arkadaşının kocasının sevgilisiymiş. <laughs> i̇şte Allah kimseye kötü bir kadını canlandırayım derken gaz çıkarttığını düşündürttürecek yönetmen nasip etmesin. Neyse oraya geçelim. Yani neymiş? İkinci kadın olacağını zannettiğimiz kadın aslında üçüncü kadınmış. Hı. Hmm. Metres idman yurdu. mer halk ekmek kuyruğu gibi zengin koca kuyruğu olmuş. Kadın da ölen en yakın arkadaşının mezarı başında araya kaynak yaptırmam diyor. Sıramı kaptırmam. İşte kadın sırasını kaptırmayacağını da hareketleriyle bu sefer çok net bir şekilde gösteriyor. Bak bu hareketi dayanılmaz bir sahne gördüğümüzde biz de uygulayalım ha. Güzel hareket. Bir dakika ikinci tamam da üçüncüye ne oldu? Üçüncü de çocuklarıyla suşi yapan adamı izlerken adam göz hakkıdır deyip kadına da suşi uzatıyor ama tam o esnada ikinci kadın gelip suşiyi havada kapıyor. Ya bu insan insan. <laughs> Evet, dizilerde kadınları uzatılan yemeği havada kapan bir golden gibi göstermediğimiz kalmıştı. Ya şu sahne kimin aklına geldi? Kim yaptırdı size? <laughs> <bunu>? Hayır <laughs> ne ya. yaptılar yani? Ailenizi falan mı rehin aldılar? Hani eğer... Ulan bana onu tam ısırırken bir kişi yaptı mı şu dünyada o da Martı'yı amına koyup karga mıydı Martı mıydı pike yapıp aldı götürdü ya. Söyleyemiyorsanız bir işaret falan yollayın, bir sushi ikonu falan atın. Ya da başka bir açıdan bakalım. Düşünsenize bir balıksınız. Bir denizde böyle masum masum yüzerken sizi yakalıyorlar. Oran buran kesilip suşi yapılıyor. Ve seni yerli bir dizide çiğ çiğ bu şekilde yiyorlar. Yani şu sahnede çekeninden izleyenine tek birinin suçu yoksa o da o balık. Ama şeytan ayrıntıda gizlidir. Şimdi anladınız mı kadının arabada o hareketi niye yaptığını? Meğer bir yemek uzatılırsa havada kapmak için mı o. Kadının ağzına bakıp açıyı hesaplamış. Neyse meğer adam hakikaten rahatsızmış. Kırmızı hapı verince Matrix'e giren kadın bana vur denilince vurmuş. Uğur, Git kendini bıçakla ulan, denilince ulan, tamam demiş. Kendini vur denilince de vurmuş. Sushi'yi havada kapan kadın da zengin koca boşa çıkınca durur mu? Hani bana hani bana demiş. Peki diğer kadın o da baştan beri yapılanların üstüne tüy dikiyor. Bakın en başından beri zengin koca 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 diye çalışan dizide bakın kadınlar aslında ne istiyormuş? Biz kadınlar sadece tek bir şey istiyoruz. Hep aynı şeyi istiyoruz. Sevilmek. Demek ki bu dizileri yazanlar o kadar çok yazıyor ki geri dönüp okumuyorlar bile. Neyse işte en sonunda da kuyrukta araya kaynak yapan üçüncü erkeğimizle evlenmeyi başarıyor. Şimdi dizi izleyenlerden biri de çıkar der ki... ...şimdi kadının da bir kere psikolojik problemleri var. Evet karakter. Daha oyuncak bebekle oynayacağı yaşta hamile kalmış... ...ve kendi doğurduğu bebeğiyle oynamak zorunda kalmış. Yani başka bir yanlışı örtmek için gösterebileceğiniz travma da bu. Yıllardır her yerde söylediğim... ...çocukların maruz kala kala siyasete karıştığı yetmiyormuş gibi... ...bir de reyting savaşının kokuşmuşluğuna bulaştırıldığı memleketimde... ...sonunda bu da yaşandı. Ve bu dizide... Eyvallah diye diye kendi yarattığımız rating canavarına yenildi ve 8. bölümde yayından kaldırıldı. Farkındaysanız baştan beri ne anlatmış olursam olayım, neyse ki yayından kaldırıldı demiyorum. Eminim ki orada ışık tutanından mikrofona kablo döşeyene kadar bunları gören ve biz ne yapıyoruz diyen birileri elbet vardır. Onlara da selam olsun. Benim amacım izleyeninden yapanına biz ne yapıyoruz dedirtebilir. Ama kanalın 3. yılında en uzun ve en saçma sahneli videosunu yaptırdıysa bana bu dizi... Dedirtemiyorum deme. Var çok saçma sapanmış ya. Bugüne de yerli dizilerde çok bunu izledik değil mi? Bunların